Ama orada gördük ki iki tane yan yana dizili binanın bir tanesi yerle yeksan, bir tanesi ayakta. Artık duymayan kalmadı. Deprem değil bina öldürür, deprem değil bina öldürür, deprem değil bina öldürür. Biz 7.7 ile bu hale geldik. Neden? Biz de evet deprem bölgesindeyiz, olacak diyoruz ama hala İstanbul'da kanalı yapmaya çalışıyoruz. Kanal yapmaya çalışıyoruz. Yani oraya gidip halkıyla kucaklaşamayan bir cumhurbaşkanımız var. Oraya gitmişsin, o kadar insanın içine girmişsin. Neden kucaklaşamıyorsun? Bir düşünür insan bunu ya. Neden kucaklaşamıyorsun? Neden insanlar seni bağrına basmıyor? Oradan birebir duyduklarımız tamamen terk edilmiş gibi, kendi kaderine bırakılmış gibi. Herkes gördü. Bunu kimse inkar edemez. Organizasyonla ilgili son derece ciddi bir sıkıntı var. İnsanlarda ipler koptu, yaylar gerildi. Yardım alamayan, yakınlarına ulaşamayan, cenazesini dahi alamayan insanlar. Gerçekten söylenecek çok şey var ama hiçbir tanesi için şu an değilse de inşallah unutulmasın ve şu depremin yaraları biraz olsun içimize su serpildikten sonra hesabı sorulsun istiyoruz. Sorumlular bulunsun. Sadece müteahhitler değil. 5 yaşındaki çocuk dahi biliyor ya. Burada binayı yapan insanından tutun da alt zeminine kadar ulaşması gereken 1000 tane insan var. Onların hepsine ulaşıp hepsine gereken cezaların kesilmesi lazım ki biz İstanbul depreminde ne yaşayacağız? Herkes burada Allah'a kaldığının herhalde farkında. İstanbul'dayız. İstediğiniz binaya gidin. İstediğiniz kiraları ödeyin. Nereden ne geleceğini bilemiyorsunuz. Ama orada gördük ki iki tane yan yana dizili binanın bir tanesi yerle yeksan, bir tanesi ayakta. Hasar aldı, almadı ama ayakta. Yani onun içinden insanlar sağ çıkabildi. Evet, orada bir fay geçti. Oranın altını yerle bir etti. Ama sonuçta oradan sağ çıkan insanlarımız da oldu. Artık duymayan kalmadı. Deprem değil bina öldürür. Deprem değil bina öldürür. Deprem değil bina öldürür. Bu kadar. Sen elinden gelen tedbiri alırsın. Sen ona göre yaparsın. Oluyorsa sonra kader dersin. Japonya'da olacak olan depremlerde 9.1'e dayanıklı binalar varsa ve orada insanlar yine sallanıyorum deyip geri yatıyorlarsa, düz mantık senin yapacağın iş eğer adam gibi olursa, şereflice olursa sanmıyorum yani. Tamam, en büyük deprem ama yani peki İzmir'de onca yıkılanlar, orada da mesela kaç şiddetinde oldu da yıkıldı o kadar bina? Yani demek ki bir şeyler yanlış yapılıyor arkadaşım, bir şeyler yanlış. İzinleri verenler, müteahhitler, maldan çalanlar, bunların hepsi yanlış, bir şeyler yanlış. 100 yılın depremi evet ama Japonya'da olan 9.1'likler az buz depremler mi? Biz 7.7 ile bu hale geldik. Neden? Biz de evet deprem bölgesindeyiz, olacak diyoruz ama hala İstanbul'da kanalı yapmaya çalışıyoruz. Kanal yapmaya çalışıyoruz. Bilim insanlarına uyalım, bilim insanlarına bir kulak verelim, bilim insanlarıyla çalışalım. Bunlara uymak zorundayız. Yani şey mi? Bizler canımız için endişeliyiz ama yönetenler bizim için endişeli değil mi? Asla değil. Oraya gidip de hala daha politik konuşan insanları gördükçe tiksiniyorum. Tiksiniyorum, başka hiçbir şey diyemeyeceğim gerçekten. Yani beddua etsen herhalde dönüyor bizi buluyor. Ah etsen herhalde dönüyor bizi buluyor. Ben artık onu da demiyorum. Allah bütün hepsinin layığını versin gerçekten. Çünkü oraya gidip halkıyla kucaklaşamayan bir cumhurbaşkanımız var. Oraya gitmişsin, o kadar insanın içine girmişsin. Neden kucaklaşamıyorsun? Bir düşünür insan bunu ya. Neden kucaklaşamıyorsun? Neden insanlar seni bağrına basmıyor? Tabii ki de seni suçlayacak. Tabii ki de yönetimi suçlayacak. Tabii ki de hükümeti suçlayacak. Çünkü yardım gitmedi. Çünkü orada 4 gün sonunda ulaşılan vinçler var, operatörler var. Tabii ki de seni suçlayacak. Kimi suçlayacak? Kimi arayalım? Kime soralım? Birbirimize mi soralım? Ne yapalım? Elle tutulur bir tane bir şeyi yok. Hatay'a insanlar başka yardım kuruluşları ulaştığı halde sen eğer üçüncü günü teşrif ediyorsan bunun altında başka bir şey aramak zorundayım. Ya yani ben kime güveneceğim? Tabii ki de güvenmiyorum o zaman. Tabii ki de ben verdiğim vergilerin hesabını soracağım. Bundan daha doğal bir şey olamaz ki. Ahbap geliyor benim aklıma ilk olarak. Biliyorum Haluk Levent'i. Yani gönder bir isim gibi geliyor bana. Kızlığa biraz vermekten çekiniyorum. Daha çok kan bağışını. Ya çünkü toplumda biraz algı da oluşmuş olabilir. Çok güvenemiyor gibi gözüküyor insan. Ahbap'ı tercih ederdim vermek istesem. Tabii ki vaktinde gidilmedi yani. Çok önlemler iyi alınmadı. Bunun çok fazla sebebi var yani. Çok fazla yeri suçlayabilirsin. Kesin bir şey diyemezsin. Orada değildim ben. Ne olduğunu da bilmiyorum tam. Yorum yapmak çok
doğru bulmuyorum o konuda. Ama yetişilmedi, doğru zamanda varılmadı. Gerekli önlemler alınmadı. Yardım geç geldi çeşitli yerlere. 2 tane deprem oldu. Tabii deprem büyüğü de çok etkili oldu ama kötü yapılaşma, zeminin kötü olması, yanlış toprak zemini, alüvyal toprakların üzerine yerleşim yapılması, binaların çökmesini tetikledi. Bir sürü sebep var ama sadece deprem büyüklüğünden kaynaklanmadı. Kötü yapılaşma, devletin yeterli önlem almaması. Ki ihmaller zincirinden bahsediliyor, müteahhitinden izin veren yetkilisine kadar. Sence deprem sonrası bu insanlar yargılanır mı? Yargılanması gerekiyor tabii ki ama ben çok hukuki süreç hakkında çok bilgi sahibi olmadığım için bir şey diyemem bu konuda. Ya bir yaptırım yapılır mı bu insanlara? Yandaşlarsa, devlette tanıdıkları varsa yapılmaz muhtemelen. Ne? Kendim alıp götürüp teslim edersem güvenirim ancak. Neden peki yani? Öyle öyle yani bugüne kadarki karşılaştığımız yani yerine yerleşmiyor. Ben kötü niyet aramıyorum ama yani. Bir eksiklik var. Organizasyon hep, eksikliği. Hep her zaman vardı zaten. Aha. Düzeltemedik işte, düzeltememişiz. Yapılmamış. Doğru. Hiçbir şey yapılmamış. Bir tane sorumlu var. Kimdir? Tek bir tane. Kim yönetiyorsa yani bir tane sorumlu var. Ben evimde işimi yaparken sorumlu kim? Benim. Değil mi? Uzaktan tanıdıklarım vardı ama hepsi yakınım. Siz yardımda bulundunuz mu? Ya da ben Ankara'da oturuyorum. Evet. Düşünüyorum. Peki hangi kurum? Neydi? AFAD mı? AFAD'a vermem. Neden? Vermeyeceğim AFAD'a. Devlet Haluk Levent'e. Haluk Levent'e düşünüyorum. Ah baba. Ah baba düşünüyorum, evet. Daha mı güvenilir geliyor size? Evet, o bana daha çok güven verdi. Çünkü Erzincan depreminde verilen yardımlar hepimizden kesildi kesildi, ödenmeyenler var daha. Geçenlerde bakana sordular hanıma. Onlar dedi verilecek faizleriyle hazinede duruyor. Niye duruyor? Versin bir an evvel. Biraz geç gitti hep şeylerimiz. Çok yazık oldu yani. Çok dostumun kayıp haberini aldım. Daha acı olanı aileleriyle ve çocuklarıyla beraber enkazın altında kalmaları. SMS yoluyla yardımlarda bulundum kendimce. Ancak bu olaylar gösterdi ki devletten daha çok özel kuruluşlara insanlar güveniyor. Kişilere güveniyor. Mesela Cumhuriyet'le yaşıt olan Kızılay gibi bir kurum devletin gözünde güvenilirliğini kaybetmiştir. Toplanan bağışlara da baktığınız zaman devlet kurumlarında toplananın belki 5-10 katı ahbap gibi kurumlarda toplanmış durumda. Sıkıntı şu, buralarda yardım toplandı, büyük yardımlar toplandı ve hemen anında da deprem bölgesine gidildi. Fakat orada bir engellemeyle karşılaşıldı. Bizden izin alacaksınız, bir dakika durun nereye, bir bakalım edelim, üzerindeki şu tabelayı bir indirelim, şu pankartı bir indirelim, bunun üzerine AFAD yazalım. Çok ilkel, antidemokratik ve çirkin buluyorum. İnsanlar orada bir an önce yardım ulaştırma ve bir insanı canlı kurtarma peşindeyken oradan talimat gelmedi, buradan talimat gelmedi, onu bekleyelim, bunu bekleyelim. 85 milyonluk bir ülke bir tek insandan gelecek talimatı bekleyemez. AFAD talimat beklemez. Mantığa testtir bu. Çünkü adı üzerinde afetle mücadele için kurulmuştur bu kuruluş. Cumhuriyet'te yaşıt kurumların içlerinin boşaltıldığını ve çürüdüğünü de görmüş oldu ülke insanı. Ben de gördüm bunu. Haber izliyorum ve gözü yaşlı izliyorum günlerdir. Can kaybının artması tamamen iktidarın ihmalidir. Böyle bir deprem olduğunda zaten kimsenin aklına siyaset gelmiyor. Herkes sahaya indi, bir insanı daha göçük altından kurtarabilir miyim diye. Ancak muhalefet partilerinden, farklı yerlerden, belediyelerden bir takım yardımlar gelince ve hemen bunları dağıtalım, insanların ihtiyacı var denildiğinde siyaset yapmayın sözü iktidar cenahından geldi. Siyaset yapmayın diyen insanlar sahaya inip biz Cumhur İttifakı olarak buradayız diye söze başladılar. Siyaset bu. Siyaset yapmayın diyen insanlar sahaya inince enkaz başındaki insanlara biz Cumhur İttifakı olarak buradayız diye söze başladılar. Bu ülke öyle ya da böyle yarım yamalak bir özgürlüğü tatmıştı. Demokrasiyi tatmıştı. Ancak her şeyi bir tek insanın talimatı gelecek diye bekleyemeyiz. Bireysel olarak beklemem zaten. Kendi duyarlılığımı gösterip kendi bağışımı vesairemi yaptım. Ahbap'ın çok büyük işler başardığını ve orada çok insanın imdadına yetiştiğini gördüm, biliyorum. Orada biriken büyük paralar birilerinin iştahını kabarttı. Sürüler halinde Ahbap'a ve Haluk Levent'e saldırıyorlar. Ama ayıp diye bir şey var. Teşekkür edilmeli. Şeffaf bir şekilde o yardımların nereye gittiği de belli. Bunu dert edinmiş kendisine, kalkmış gitmiş o soğuktan. Ne yapabiliriz diye devlete diyor ki biz buradayız, yardım getirdik biz. Teşekkür ederiz deme yerine iktidarı kastediyorum. Yani devlet demeyelim de iktidar, AKP.
çok teşekkür ederiz bu duyarlılığınıza deme yerine buradaki tabelasını değiştirelim mi, pankartı indirelim mi, AFAD yazalım mı, AFAD eliyle dağıtılmış olsun mu, ahbap olsa ne olur, algıyla bir yere varılamaz. 20 yıl sonra algıyla geldiğimiz nokta budur. İnsanlar Kızılay'a bu kadar yardım etmiyor. Neden AFAD'a bu kadar yardım etmiyor? Bunu oturup düşünmeleri gerekiyor. Şu an bağış anlamında ahbaba güveniyoruz. Maalesef ki devletin... AFAD peki? Ya AFAD'a güvenmiyoruz demeyelim ama yani şu an gerçekten devletin kurumlarından ziyade özel kurumlara güveniyoruz. Normalde bu durum tam tersi olması gerekirken. Hı hı. Şu an gerçekten devletten çok özel kurumlara güveniyoruz. Onun haricinde tanıdığımızın tanıdığı falan aracılığıyla yardımlarımızı göndermeye çalışıyoruz. Bu şekilde. Bir şekilde gider yani. O konuda içimiz rahat. Hani bizim yani gönderdiğimiz kişiler güvenilir kişiler ama o yardımların oraya ulaşması sonuçta bir süreç. Hani arada orada bir kötü niyet olduğunu düşünmüyorum. Ama buradan oraya ulaşma sürecinde bir aksam olacak mıdır? Mutlaka olacaktır şu an oradaki yıkıntıdan dolayı. Sizce vaktinde müdahale edildi mi enkaza, depreme? Hayır, askerleri hani bir gün iki gün sonrasında çıkardılar. Yani oraya en hani müdahale etmesi en uygun kişiler askerlerdi zaten. Sosyal hayatın içindeki insanlar çıkıp yardım etmeye gittiler. Onlardan önce orada askerler vardı. Hani kışlaları direkt aynı. Japonya'da daha büyük depremler oluyor. Yani depremin şiddetli olacağını biz hepimiz biliyoruz. Biz şu anda da önümüzdeki yıllarda İstanbul'da da aynı depremi yaşayacağımızı biliyoruz. Bu bizim için bir sürpriz değil. Tabii ki kaçak yapılanmalar, ihmaller bunlar yani. Söylenene göre 7'ye yakın bir deprem bekleniyor. Bu bize sürpriz olacak mı? Biliyoruz hepimiz bunu. Göz göre göre imar rafları şunlar bunlar. Bunun habercisi zaten. Endişeliyiz tabii ki yani. Sonuçta hani göz göre göre gidiyoruz yani. Tamam, insanlar orada canıyla cebelleşirken bizim muhalefet olmamız ne kadar etik tartışılır ama ertesi günü Twitter'ı kapatmalar. Yani insanlar bütün yardımları oradan haberleştiriyorlar. Tamam, bu konudan siyaset mutlaka çıkartılması gerekiyor. Belki bir ay sonra bak kardeşim siz her şeye izin verdiniz. Binlerce insan öldü. Zaten hani o sayılara falan da güvenmiyor. Açıkçası ben akıllı başlı hiçbir insanın güvendiğini düşünmüyorum. Tabii ki bundan bir siyaset çıkar. Hani bugünlerde konuşulması evet tartışılabilir ama ertesi günü Twitter'ı kapatıyorsanız biz de buna bir tepki veriyoruz yani. Sen göz göre göre oraya insanlar Twitter'dan haber alıp yardıma gidiyorlar. Yani hangi akla hizmet onu kapatıyoruz? Çözebilmiş değilim. Yardımda bulundu. Ahbap derneğine yaktı. Ahbap da bizim, AFAD da bizim. Yani Haluk Levent'in dediği gibi her ikisine de güveniyorum ben. Bir takım şeyler geliyor Ahbap'la ilgili çalışmalar hakkında olumsuz eleştiriler. Ben onları hiçbirini kabul etmiyorum. Yani gerçekten de yıllardan beri de bu grup iyi bir destek oluyor yardım isteyenlere. Biraz toparlanması biraz zaman alır ama zaman içerisinde bu süreci de atlatırız diye düşünüyorum. 99 depremi yaşayan bir insan olarak hissediyorum. Her anda olabileceğini bilim adamları açıkladığı kadarıyla biliyorum. Yani onun için de bu en son yaşanan olay bizim için bir ders olsun ve İstanbul için de ne yapılması gerekiyorsa halkça, milletçe ya da devletçe yapılması gerektiğine inanıyorum. Ben Malatyalıyım. Malatya merkezde çok ciddi yıkım var. Görüşebiliyor musunuz? Oradan haberler alabiliyor musunuz? Alıyoruz. Şu anda biraz daha böyle yiyeceğe ulaşma anlamında iyi şu anda. Bazı kendi evine girenler de var yani. Dışarıdaki soğuğa dayanamayıp görüştüğümüz bir tanıdığımız oldu. Hani soğuktan donacağımıza mecbur eve girdik diye. Binanın kolonları zarar görmediyse onu göz önüne alıp girenler olmuştur muhakkak. Bulunduk evet yardımda. Hangi kurum üzerinden? Böyle kişisel de oldu. Aynı zamanda eşim Diyanet mensubu, Diyanet Vakfı üzerinden de yardımımız oldu. Tanıdıklarımız üzerinden de hem giysi, yiyecek gönderme, çadır desteği gibi desteklerimiz oldu. Yardımlar gidiyor ama burada önemli olan yardımların doğru dağıtılması yani. Görüntülerde gördüğümüz kontrolsüz durumlar da olduğunu görüyoruz hani zayi olma anlamında. Halkımız fedakarlık yaptı yardımlar anlamında. Burada artık gerisi devlete düşüyor doğru yere ulaştırma. Peki ya bu dönemde ahbabı çok eleştirenler oldu. Hani devletin kurumu varken ahbap sen niye topluyorsun? Sana ne oluyor? Evet. Gibi şeyler de söylendi. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben eleştiriyi doğru bulmuyorum. Çünkü orada gönüllü insanlar var. Bu tür felaketlerde ben sivil toplum kuruluşlarının desteklerinin, faaliyetlerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesi gerekir. Kesinlikle yaptığı faaliyetleri doğru buluyorum. Tabii ki ilk anda yapılması gereken şeylerin yapılmamış olabilir. Şu anda orada hani kurtarma anlamında hakikaten çok gayret eden gönüllü insanlar var. Onları biraz daha olumlu yüzde görmekte fayda var. Sizce
Müdahalede geç kalındı mı? Hani sosyal medyadan gördüğüm kadarını söyleyeyim. Orada bulunan arkadaşlarım da vardı. Onlardan aldığım haberlere göre de konuşabilirim. Ama çok büyük bir afet olduğunu söylüyor herkes. Ya geç kalındığı, geç kalınmadığı. Şimdi ben hani bunun derdine düşmemek lazım bence ya. Hani oradaki her canlının, her yani bir kuşun bile şurada kanadı kırılsa hani hepimizin içi gider. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. İnsanların kötü olmadığını, elinden gelenlerinin yaptıklarını düşünüyorum. Öyle düşünmek istiyorum. Ama orada o bulunan herkes de şöyle, özellikle Hatay bölgesi için çok fazla hani böyle arkadaşlarım orada olduğu için çok söylediler. İşte bir hala müdahalenin olmadığını, hala yardım beklediklerini falan söylemişlerdi. Tabii ki bununla ilgili orada olmadığım için bir şey de söyleyemiyorum ama ben herkesin iyi niyetli olduğunu düşünüyorum. Herkesin yani iyi niyetli İstanbul'da olduğunu... İstanbul'da yaşıyorsunuz. Evet, aynen. Çekmeköy tarafında İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'da aynı risk altında. Ne bileyim şey düşünüyor musunuz? Ya bu da ihtimal doğruysa ve yarın burası daha kötü olduğunda biz ya işte hani kalacak mıyız enkaz altında? Şöyle bir şey var zaten İstanbul'da... İstanbul'da bu sorular geldi aklıma. İstanbul'da şöyle de bir şey var. Yani düşünün şurada bir deprem olduğunu düşünün. Hani hangisi ne kadar sağlamdır? İlk önce zaten bunu araştırmaları lazımdı. Yani bu depremin hani kimse öncesinde hani bir tedbirini bir şeyini almak lazım. Bu imarları yaparken, bu binaları dikerken öncesinde yapmak lazım. Hani şu anda ne yapılabilir ki? Anca bundan sonraki dönemde bir şeylerin yapılması lazım. Olduktan sonra değil, olmadan önce bir şeyin temelini sağlam atmak lazım. Ama işte bilmiyorum, bulundum. Aynen, bulundum. Afet ekibine bulundum, Ziraat Bankası'ndan bulundum. Bir de bulunduğumuz kaymakamlığa bulundum. Öyle. Yani aynen Çekmeköy'deki kaymakamımız oldu. Şey yardımlar yerine ulaşma konusunda ulaşmışlar. Evet, ulaşmışlar. Ha, aldım aynen. Yardımlar yerine ulaşmış. Ahbap ekibinin çok güvenilir olduğunu biliyorum. Kendim hani yardımda da bulunsaydım hani afet olmasaydı Ahbap ekibine yardımda bulunacaktım.